Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde RESTful API HTTP çağrı metotlarını öğreneceğiz. Bu metotlar GET, POST, PUT, DELETE ve PATCH olmak üzere 5 ayrılıyor. Bu video benim Udemy eğitimim Postman ile API test ve otomasyonun bir parçası. Sizler de aşağı bıraktığım kupon ile Udemy üzerinden bu eğitime en uygun fiyatın üye olabilir ve Postman uygulamasını da öğrenerek test mühendisliğinde bir sonraki adıma geçebilirsiniz. Ayrıca YouTube üzerinden sürekli test uzmanlığı ile ilgili de paylaşımlar yapmaktayım. Beni takip ederek bu paylaşımları ilk olarak siz görebilirsiniz. Ve bu sayede ileride uygulamanıza bak çıkmaz. Takip etmezseniz bak çıkabilir, benden söylemesi. Öyleyse videomuza hemen başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Postman uygulamasını ve Trello arayüzlerini kullanarak Postman üzerinden Get, Post, Update, Delete çağrılarını öğreneceğiz. Öyleyse hemen başlayalım. Herhangi bir tarayıcı açalım. Bir önceki dersimizde Trello Developer Portal'ını öğrenmiştik. Bizim ilk olarak bu çağrıları yapabilmemiz için bir key ve token'a ihtiyacımız vardı. Öncelikle bu anahtar ve token'ı Trello üzerinden alalım. Burada yapmamız gereken Trello Developers ana sayfasına gidip sol tarafta bulunan Trello Stress API kısmına bakalım. Burada önemli olan bizim Trello uygulaması üzerinde giriş yapmış olmamız. Sonrasında burada bulunan trello.com slash api key tuşuna basarsak öncelikle bu sayfa üzerinde bunu işaretlememiz gerekiyor ve sonrasında show api key ya da api anahtarını göster tuşuna basarak Trello'nun api anahtarını görebiliriz. Evet, bu anahtar sonrasında bizim bir token'a ihtiyacımız da var. Burada görmüş olduğunuz üzere token'ın alt tarafında token oluşturabilmemiz için bu tuşa basınız demekte. De. Öylesi token'a bastım. Burada bizim hesabımızı Trello Developer Portal ile linklememiz gerekiyor. Bunu basitçe alt kısımda bulunan allow tuşlan yapabiliriz. Evet burada görmüş olduğunuz bizim token'ımız. Yani Trello üzerinde anahtarımızı oluşturduk ve token'ımızı oluşturduk. Artık Postman uygulamasını kullanarak bu arayüzleri çağırabiliriz. Öyleyse şimdi Postman uygulamasını açalım. Postman uygulaması içerisinde yeni bir çalışma alanı oluşturalım. Ben çalışma alanı adına Trello arayüz şartları dedim. Siz istediğiniz adı verebilirsiniz. Buradaki tipi takım ya da bireysel proje olabilir. Ben bireysel işaretledim. İsterseniz özet kısmına da istediğiniz özeti yazabilirsiniz. Akabinde Create Workspace tuşuna basalım. Evet, bizim çalışma alanımız oluşturuldu. Burada yapmak istediğimiz ilk çağrıları gerçekleştirmek. İlk olarak yapmamız gereken bir collection oluşturmak. Burada Trello çağrıları klasörünü oluşturdum. Altına ilk çağrımızı ekleyelim. Burada ekledim. Tekrardan Trello'nun D portalına bakarsak, tekrar API'lere bakarsak bizim ilk olarak istediğimiz şey aslında bir pano, yani board oluşturmak. Öyleyse board oluşturma arayüzüne bakalım. Pano oluşturma arayüzü için örneğe bakalım. Burada biraz önce gördüğümüz gibi bir host çağrısı yapmamız gerekiyor. Bu post şarjımızın da yöreli aşağıda belirtilen şekilde. Buradaki yöreli kopyalıyorum. Post açtım. İlk çağrımız bir pano oluşturma çağrısı olsun. Adını Trello pano oluşturma koydum. Bu arayüz çağrısını Trello çağrıları altında kaydediyorum. Şu anda bir adet boş çağrımız kaydedildi. Daha sonra yapmam gereken biraz önce kopyaladığım yöreli buraya yapıştırmak. Postman otomatik olarak buradaki parametreleri algıladı ve params altında bu parametre oluşturdu. Burada bizim çağrı yaparken ilk dikkat etmemiz gereken çağrının metodu. Postman yeni çağrıları otomatik olarak get metoduna atıyor. Burada bizi get metodunu post olarak değiştirmemiz gerekiyor. Sonrasındaki değerlere bakalım. Bizim ilk olarak bir anahtara ve sonra token'a ihtiyacımız var. Bunu ben kendi hesabım için oluşturmuştum. Şimdi bunu kopyalayalım. Anahtar değerimi kopyalıyorum. Şimdi token'ı kopyalayalım. Anahtar ve token kopyalandı. Şimdi yapmam gereken bu board'a yani bu panoya bir isim vermek. Bu board'umuzun ismi Trello çağrıları olsun. Tekrar Trello'ya dönersek şu anda, şu anda sadece bir adet postman eğitimi panomuz var. Bunu bir önceki derste beraber değiştirmiş ve listeler oluşturmuştuk. Şu anda arı yüzü kullanarak bir pano da oluşturalım. Çağrımız hazır. Burada çağrıyı hazırladıktan sonra her zaman için save tuşuna basmalıyız. Postman üzerinde yukarıda gördüğünüz şu turuncu işaret aslında bu çağrının kaydedilmediği anlamına geliyor. Bu çağrıyı kaydetmez ve bu taba kapatırsanız maalesef ki değişiklikleri kaybediyorsunuz. Bu sebeple size tavsiyem her seferinde bu çağrı üzerinde bir değişiklik yaptıktan sonra kaydet yani save tuşuna basmanız bastıktan sonra görmüş olduğunuz üzere artık bir turuncu işaret yok. Eğer bunu değiştirirsem tekrardan bir turuncu işaret çıkıyor. Evet, öyleyse çağrımızı yapalım. Görmüş olduğunuz üzere bir pano oluşturma çağrısı yaptık ve status kod 200 yani başarılı dönüş aldık. Akabinde bu çağrının cevabı yani response olarak bu panonun ID'sini aldık, ismi geldi ve diğer bilgilere de response olarak bize dönüldü. Tekrardan Trello'ya bakalım. Evet, burada boards yani panolar kısmına bakarsak şu anda bizim Trello çağrıları panomuz oluşturuldu. Yani biz ön yüzü kullanmadan, arı yüzü kullanarak direkt olarak bir pano oluşturabildik. Bir tane daha pano oluşturalım. Aynı çağrıya gönderirsek, Trello aynı isimde bir adet daha pano oluşturuyor. Görmüş olduğunuz üzere ön yüz hemen kendini güncelledi. Öyleyse farklı bir isim oluşturalım. Bu panomuzun adı Trello Udemy olsun. Evet, görmüş olduğunuz üzere Trello Udemy panomuz oluşturuldu. Buradaki listelere bakarsak, yani list kısmına bakarsak sadece 3 adet liste görüyoruz. To do, do, doing ve Evet, öyleyse liste oluşturma arayüz çağrısına bakarak bunu postman üzerinde çağıralım. Şu anda bu arayüzlerden listeyi seçiyorum. Listenin altında yeni liste oluşturma arayüz çağrısını seçtim. Burada daha önce incelediğimiz gibi bu arayüzde bir anahtar, token, ad, name ve id board yani hangi pano oluşturmak istediğimizi belirtmemiz gerekiyor. Buradaki URL'i kopyalıyorum. Bu gene bir post çağrısı olmalı. Evet postman'a geri döndük. Bu çağrımızı kaydedelim. Biz Trello çağrıları klasörü altına bir adet daha arayüz çağrısı ekleyeceğiz. Bu çağrımızın adında da Trello liste oluşturma olarak belirleyelim. İlk kısmımız yani çağrımızın metodu post olmalı. URL'i buraya yapıştırdığımız zaman biraz önceki gibi Postman otomatik olarak bizim parametrelerimizi algıladı. Burada gene key ve token'a ihtiyaç duyuyoruz. Öyleyse bir önceki çağrımızdaki anahtarı ve token'ı kopyalayalım. Bizim listemizin bir adı olmalı. Bu adını da Udemy Testing olarak değiştirelim ve bir ID board yani bizim panomuzun ID'si gerekli. Bir önceki adama bakarsak biz bu panoyu oluşturduğumuz zaman bize cevap olarak bir adet ID yani pano ID'si dönüldü. Bu ID'yi kopyalayıp bu kısma yapıştırırsak bu, bu listeyi biraz önce oluşturduğumuz pano altında oluşturmak istediğimizi belirtiyoruz. Evet çağrımız hazır. Sonrasında send tuşuna basalım. Evet 200 OK cevabı aldık. Yani bu başarılı bir çağrı. Çağrımızın cevabına, responsuna bakarsak, bu liste oluşturma çağrısı sonrasında bir liste id'si dönüldü ve ayrıca listemizin adı Udemy Testing. Öyleyse Trello'yu gözetelim. Görmüş olduğunuz üzere Udemy Testing listesi oluşturuldu. Farklı bir tane daha liste oluşturalım. Diğer listemizin adı Test Ediliyor Olsun. Evet panomuzda test ediyor oluşturuldu. Böylelikle bu panomuzun altında 5 adet liste oluşturduk. Öyleyse bir sonraki aşama olan listemizin altına kart oluşturarak devam edelim. Burada API'lerden kartlara bakalım. Kart oluşturma API'ine bakalım. Burada yine bizim bir post çağrısı yapmamız lazım. Ve URL'de kart alanına eklememiz gerekiyor. Yine örneği kopyalayalım. Tekrar postman açıyorum. Trello kart oluşturma dedim. Bizim gene post çağrımız. Gene anahtar ve token alanlarını kopyalayacağım. Burada ayrıca bizim listemizin id'si gerekli. Yani liste oluşturmada bize dönen id'yi bir sonraki çağrıda kullanıyoruz. Tekrar API'ye bakarsak buradaki diğer alanlar opsiyonel. Yani bu alanları göndermemiz zorunlu değil. Ancak biz kartımıza at alanı eklemezsek bu kartın adı boş olacak. Böylece çağrımızı yapalım. Ve akabinde Trello üzerinden bu kartın nasıl oluşturulduğunu görelim. Görmüş olduğunuz üzere test ediliyor altına bir adet boş kart oluşturduk. Bir tane daha oluşturalım. Bu sefer parametre olarak bir de at gönderelim. Bu parametrenin adı postman çağrısı olsun. Tekrar Trello sitesine bakarsak burada ikinci kartımız oluşturuldu. Görmüş olduğunuz üzere sadece arayüzü kullanarak Trello'ya fonksiyonel çağrılar gerçekleştirebiliyoruz. Bu ön yüzde aslında benzer olarak bu tarz çağrılar gerçekleştirerek fonksiyonaliteyi gerçekleştiriyor. Öyleyse oluşturduğumuz bu son kartı silelim. Delete kart adımına bakıyoruz. Buradaki methodumuzun delete yani silme olması gerekiyor. Tekrardan yearly kopyalım. Bu sefer method to delete olarak seçiyoruz. Sonrasında benzer olarak bizim bir anahtar ve token eklememiz gerekiyor. Gene anahtar ve token alanını kopyalayacağım. Şu anda biraz fazla kopyalama yapıştırma yapıyoruz ancak kursun ilerleyen safhalarında Global ve ortam değişkenlerini kullanarak o couple'a yapıştır kısmını atlayacağız. Burada bizim parametre alanında bu silmek istediğimiz kartın ID'sini göndermemiz bekleniyor. İstersek bu ID kısmını 2. ID şeklinde yazarsak postma otomatik olarak bunun için bir pet variable alanı oluşturuyor. Kursumuzun ilerleyen safhalarında da query ve pet parametreleri arasındaki farkı göreceğiz. Evet, şu anda bizim ID olarak bir kart ID'si girmemiz gerekiyor. Bizim oluşturulan en son kartımıza bakalım. ID'sini kopyaladık. Bunu ID kısmına yapıştırıyorum ve çağrımızı gerçekleştirelim. Evet, bu çağrımız sonucunda 200 OK yani başarılı cevabını aldık. Öyleyse tekrardan Trello panomuza bakarsak, görmüş olduğunuz üzere en son oluşturduğumuz kartı sildik yani delete metodunu kullanarak oluşturduğumuz kartı da silebiliyoruz. Öyleyse son olarak bir de güncellemeye bakalım. Tekrardan bu güncellemede kullanmak için bir adet kart oluşturacağım. Bu kartımızın adı güncelleme deneme olsun. Kartım oluşturuldu. Burada gördüğümüz üzere. Şu anda update kart yani güncelleme çağrısına bakıyoruz zorunlu olarak kayıt adresini anahtar ve token göndermemiz gerekiyor. Örneği kopuluyorum. Oradaki metodumuzu put yani güncelleme, update olarak seçmemiz gerekiyor. Sonrasında anahtar ve token'ı kopyalayacağım. Burada bizim ayrıca bir id göndermemiz gerekiyor. Yani kart id'sini. Bunu biraz önceki gibi iki nokta id şeklinde yazıyorum. Ve Postman bunu otomatik olarak algılıyor. Oluşturduğum kartın id'si. Şu anda bizden istenen bütün değerlere girdik. Ancak biz bir güncelleme yapmak istiyoruz. Burada değiştirmemiz gereken ne olabilir? Örneğin bu kartın adını değiştirelim. Daha önceki adı güncelleme denemeydi tekrardan parametre olarak bir at girişi yapacağım. Yörelde parametreleri devam etmek için V işareti koymamız yeterli oluyor. Sonrasında ad yazıyorum. Ve burada direkt parametreler altında bu yeni adı tanımlayabilirim. Buradaki adı da pano güncellemesi dedim. Evet şimdi çağrımızı gerçekleştirelim. Çağrımız 200 başarılı cevabını dönüyor. Burada bakarsak test ediliyor altındaki kartımızın adı pano güncellemesi olarak değiştirildi. Tekrarını güncellemek istersek sadece ad kısmını değiştirmemiz yeterli. Buna yeni güncelleme diyorum. Görmüş olduğunuz üzere buradaki ad güncellendi. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Bu dersi size anlatmak istediğim postman üzerinde get, post, put ve delete metotlarının nasıl çalıştığı ve Trello'yu da kullanarak aslında bu fonksiyonelitenin mantığını nasıl işlediğini anlamamız. Tabii ki de şu anda Postman'i çok basit olarak kullandık. Daha ilerleyen derslerde ortak kullanılan değerleri nasıl bir yere kaydedebileceğimizi, sonrasını nasıl kullanabileceğimizi ve bu değerleri kullanarak nasıl otomasyon testleri yazabileceğimizi öğreneceğiz. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere.